Saygılar sunuyorum. Efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlıyorum ben. Ben de seni öpeyim. Abi nereden geliyorsun? Gölbaşı. Ankara Gölbaşı'ndan Gölbaşı. Geliyorum. Harika abi. Nefis. Çok enteresan. Yani sizin şovunuzu provalarda görmedik. Çünkü bir sürprizdi o. Çok şimdi doğru. Bu sürprize biz de şahit olacağız. Çok merak ediyorum. Çok enteresan. Bilhassa ev hanımları diyebilir miyiz? Ekran başında böyle bir şeylerle ilgilenenler varsa ilgilerini çekebilir mi efendim? Kesinlikle. Nefis. Harika bir şey olur. Abi. Ve harika bir sabırla işlenen bir sanat. Ben Türkiye'deki herkese bunu muhteşem görünce, bitirince yapacağını hadi göreceğiz inşallah. Hadi gidelim abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Buyurun abi. Hamit Hayran. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Valla ben iyiyim. Herkes iyi, sizler iyisiniz. Ben de iyiyim sizlerle beraber. Nereden geliyorsunuz? Ben Ankara Gölbaşı'ndan geliyorum. Peki ne iş yapıyorsunuz? Ben ortopedik engelli. Evde uğraştığım güzel sanatlarla çocukluğumdan beri yıllardır ağaç işleri, ağaç oymacılığı, yumurta oymacılığıyla resimle uğraşıyorum. Bu akşam ne yapacaksınız? Bu akşam Türkiye'de tek olduğundan bu güzel sanatı, yumurta kabuğu oyma sanatını size takdim etmeye, bu güzel insanlara takdim etmeye çalışacağım ve onu göstereceğim. Çok farklı, kırılgan, hassas ve sabır isteyen bir sanat dalı. Peki kaç dakika sürecek? Valla Acun Bey, bir 10 dakika eğer mümkünse isteyecektim ben. Bu güzel sanatı sunabilmem için o hassasiyet sanatı göstereyim. O zaman 1-2 dakika başlayın. Tamam. Sonra içeri alalım. Tamam. Sonra bir yarışmacı alıp tekrar davet edelim. Tamam, çok tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Biz sizi içeri alalım şimdi. Tamam. Sonra tekrar davet edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam bey. Evet, şimdi bakalım isterseniz neler evet. Yapmışsınız? Eğer ışıkları söndürürlerse... Yavru ceylan ve annesi otlanıyor vaziyette. Doğanın güzelliğini işlemeye çalıştım. Tavuk yumurtası işlediğim yumurtada. Şu an yumurta, bildiğimiz yumurta değil mi? Normal yumurta. İçini boşaltıyoruz. Bir kısımdan boşaltıp şırıngayla çekiyoruz.
Yıkandıktan sonra içinde kağıt kalınlığında bunun şeyi var, zarı var. O zar çıkmak zorunda. Çıktıktan sonra işleme başlıyoruz, yıkıyoruz ve kurutuyoruz. Kuruduktan sonra üstüne çizimler yapıp elmas uçlarla şu şekilde oymaya başlıyoruz yaptığımız figüre göre. Bunları satışa sunuyor musunuz, affedersiniz? Tabii, tabii. Peki ellendiğinde kırılmıyor mu hemen? Ben o zaman şöyle, eğer Acun Bey müsaade ederseniz, ona arkadaşlarım yardım ederlerse. Hassas davranmamız gerekiyor galiba. Değil mi? Çok şeker. Fanus içine yerleştirilmiş durumda şu anda. Altta düğmesi var. Düğmeyi açarsanız... Pardon. Çok. Acun niye seninki siyah? En güzel Acun'unki, bana ne? Benimki farklı. Kız kulesi. Acun, seninki anında şu anda farklı gidebilir. Bir tek hareketle. Ama gerçekten çok başarılı olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu benimki değil mi? Bir. Bak. Orada kazıma, Acun Bey'inkinde kazıma, yontma ve oyma sanatı var. Sizinkilerinde kesme ve kazıma sanatı var. Oyma yok bizde. Ben şu an yakaladım onu. Benimkinde uğur böceği var. Bakayım Acun, seninkinde ne var? Nazar boncuğu. Ana, nazar boncuğu var. Bize nazar değsin mi yani abi? Bakayım sende ne var? Hiçbir şey yok, benim normal var işte yumurtanın. Tepede. Ha, varmış. Uğur böceği var, iki tane. Uğur böceği, sağ ol abi. Varmış, özür dilerim. İşte. Peki. Karıştırma lütfen onunkiyle benimkini. Karışacak gibi değil. Abi ben özgünlüğün hastasıyım. Dolayısıyla başka yapan da yok dediniz. Yok. Çok dolayısıyla doğru. Yapılan, özellikle bize gönderdiği şeyleri daha da iyi anladım. İnce işçiliği falan. Süper evet diyorum ben çok size. Aa, süper evet. Çok güzel oldu be. Ben de yıldızlı evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yavru Ceylan ve annesi otlanıyor vaziyette. Tavuk yumurtası, işlediğim yumurtada. Baba sanatını yeteneksizsiniz programına taşımak bir aşk, bir sevgiyi bilirsiniz ya. O duyguların en güzellerini yaşıyorum bu yaşımda. Ben çok mutluyum. En güzel Acun'unki, bana ne? Benimki farklı. Bu gece Gölbaşı'ndaki yaşanmış olan bir sevdayı, bu kabuğun hassas ve sabırla işlenen yumurta kabuğunun üzerine işlemeye çalışacağım. Hamit Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Acun Bey. Hüce evet. Hanım, Eser Bey, merhaba. Gençler sizler de hoş geldiniz. Üç evetle geldiniz. Evet. Bu turda ne yapacaksınız? Bu turda bu güzel oturan gençlerimize ait sevgi ve aşkı işleyeceğim yumurta kabuğu oyma sanatına. Peki kaç dakika sürecek? Eğer müsaade ederseniz aynı o günkü gibi bir... Tamam, burada başlayın, tamam. Arkaya alalım. Teşekkür buyurun. Ederim, sağ olun.
Hamit Bey, sizi içeri davet edelim mi? Tabii. Sonra tekrar çağıracağız. J'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi. Hoş geldiniz Hamit Bey. Teşekkür ederim, sağ olun Acun Bey. Evet, artık bekliyoruz. Tamam, evet. Müsaade etsiniz. Yalnız sizden bir Acun Bey, bu sanatın resimdeki gibi olup en ince noktalara kadar gösteremiyoruz. Bunu gösterebilmem için de bir yaşanmış bir olayla beraber bunu lanse etmem gerekiyor. Eğer müsaade ederseniz bir iki dakikalık bir sunumum var. Tamam. Onunla beraber. Teşekkür ederim. Bir aşkın sevgi çiçeğin hikayesi. Ankara Gölbaşı Mogan Gölü'nün iki yakasında Hacılar Köyü ile Karaolan Köyü Sızlak mevkiinde bir erkek, bir bayan, iki çoban koyunlarını otlatır ve birbirlerine aşk şarkıları söyler. Kavalçalar sevgilerini dillendirirler. Aşkları gölbaşına ve diğer köylere yayılmış, herkes bu aşkı konuşur. Gel gelelim, Yağız delikanlının ağa babası bu aşkın önüne büyük engelmiş. Ben oğluma ağa kızı alırım deyip fakir çobanın kızını aşağılarmış. Aşkları yüreklerinde şarkıları dillerde, kaval ellerinde, Mogan Gölü kıyısında dertli şarkılara dertleşen iki çoban vereme yakalanırlar. Birbirlerine kavuşamadan ölen gençlerin bedenleri Mogan Gölü'nün iki yakasına defnedilir. Bugün halk arasında bu bölgede yetişen çiçeklere sevgi çiçeği denir. İnsanın aşkı olmalı sonsuzluk gibi. İnsanın sevgisi olmalı açan çiçekler gibi. İnsanın vursun yüreğimden akan kan gibi, insanın bir tanesi olmalı bendeki sen gibi. Bu sevgi çiçeğini anlatabilmem için bunu, hikayeyi hat çizgileriyle çıkmış olacaktı. Onun için bu hassas kırılgan sanatta hatları gösteremediğimizden güzellikler anlatırken bunları da yeri geldiğinde de anlatmamız gerekiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yarı final için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Açıkçası çok gerçekten zor olabildiğini düşündüğüm bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İnsan yumurtayı taşırken bile dikkat eder değil mi? Hani kırılacak. Aslında arkadaşlar, eğer Acun Bey müsaade ederse masanın üstünde ben size bir getirmiştim. Küçük bir yumurta var. Kanaryanın yumurtası. Üflediğimiz zaman dahi uçuyor. Onu eğer müsaade ederseniz hemen getirebilirler. Görmek istersiniz çünkü çok önemli bir yumurta. Üfürmeyle uçuyor ve onu tutup işleyebiliyoruz tabii. İşleyebiliyorsunuz. Evet. İşte o açıdan muazzam tabii. İki tanesi kanarya, en küçükleri. Bir tane o büyük olan da muhabbet kuşunun yumurtası. Alıp bakabilirsiniz. Elinize dökün. Gerçekten inanılacak gibi değil. Onu boşaltmak. Kağıt gibi. Bir çok şey söyleyeyim mi? İşte hanımları da böyle tutmak lazım. Aa. Yumurtayı tutar gibi hassas. Teşekkür ederim. Peki. Aynı şekilde ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ne çok sıkacaksınız, denemem. Ne de boş bırakacaksınız böyle. Peki, aslında içine, bu kuştu içine, ama... Zamanı gelince içini oyacak mıyız öyle gerekli zamanlarda? Zekice bir şeydi, hayır, tebrik yani, ederim. Gerçekten çok zekiceydi. Eğer bir sorun çıkarsa da kırıklarını aldıracaksın kalbinin. Çok romantik bir cevap. Özellikle de bu konuyu seçtim ki
bu güzel gençlerin aşklara sahip, birbirlerine sahip güzelliği yaşamaları için. Oo, güzel. Siz eşinize aşıksınız herhalde, görüldüğü kadarıyla. Güzel bir hikayeyle ben evlendim. Çok güzel bir hikayeyle. Ne şiirlerim güzel. De var, hepsi de vardır. Allah peki bozmasın. Bu anlattığınız hikayenin sonunda şiire bağladığını, o sizin şiiriniz mi? O benim şiirim. Anlamıştım ben. Çok da güzel. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, %69 geldi. Çok teşekkür ederim. Bekleyip göreceğiz artık ne olacağını. Sağ olun. Tebrik ediyoruz, alkışlarla çok ölüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoppa! 51 yaşındayım. Sahnelerde sanatçılık yapıyorum. Şimdi uzaklardasın, gönlüm hiç rahatı. Deneyicilerime geçmiş yılları hatırlatacak parçalar okuyacağım. Hiç ayrılan derken kavuşma hayal yoktu. Eğer 500 bini kazanırsam Mevla, düşündüklerim var. Hele bir kazanalım, bir kere bir kazanalım değil mi efendim? Hiç ayrılamam derken. Evet, kavuşmak hayali. Habersiz o güzel yıllar nasıl geçti, habersiz o güzel yıllar. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anım eksiksiz hatırlar, dudaklarımda tuzum, içimde durur aşkım. Hala güzelliğini kalbimde taşıyor, dağından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Saçlarına taç yaptı çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar açtılar bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı
saçlarından bahar. Hani kuşlar açar bin bin renkli çiçekler, nasıl yakalamıştı saçlarından bahar. Varsın yakalasın gönlümüz genç, o yeter bize. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğum gelecek gibi. Güzelliğini şurada taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Saçlarına taç yaptım çiçekler. Ay güzel göz ceylanların kanarı. Hani kuşlar aç renkli çiçekler, nasıl yakalamıştım saçlarım bahar. Hani kuşlar aç bin renkli çiçekler, nasıl yakalamıştın saçlarından bahar. Saçlarından bahar. Ahmet Bey, önce tabii ki Hülya'yı dinlemek istiyoruz. Evet Hülya. Gerçekten sizi keyifle birkaç saat dinleyebilirim. Yani keyif alarak dinleyebilirim. Nur ol, güzel çok, gözüm. Çok keyif. Ama tabii belki benim dikkatimi çekmiş olabilir. Bu da çok önemli bir şey değil. Biraz sazdan önde gittiniz bir ara. Sevgili müzisyen arkadaşlarımız size yetişmek için çaba gösterdiler ama sonunda çok kısa bir süre, çok kısa bir süre. Dünya güzeli, sanatçı sahnede kendini unutur, evet. Üstadlarım beni takip ederler. Ben de onu güzeller, dedim. Alkışlayalım. Ben bakalım. Onları alkışlıyorum. Bravo. Hiç açık vermeden. Acizane. Süper yakaladılar. Yani zaten dilin onların görevi evet. Zaten tabii. O. İşte sazende sevgili müzisyen arkadaşlarımıza tebrikler. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Her haliyle çok acizane güzel. Acizane bu yaşımda, 32 yaşında bu kadar oldu efendim. Ne yapalım? Ya bir ara nasıl dizlerinizi kırdınız da durdunuz öyle? O çok enteresan bir duruştu. Evet. O zor bir duruş. Bundan sonra Türkiye tanıyacak. Onu da tanıyacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Dünya güzellerim burada.
Malatya'ya gittim. Çıktığım zaman çok güzelsiniz dediler. Sizler güzelsiniz, ben de güzel olayım dedim. Lütfedin alkışlayalım. Lütfedin. Ali Bey'i böyle yüzü güler gördüğüm zaman bahtiyarım, memnunum. Zaten halleriniz de öyle. Böyle asık olduğu zaman yüzlerimiz acaba deniyor. Ama gönüller güzel. Eğer gönülle dil bir olursa 8 kapıdan içeri gireriz. O cennet kapısı. Rüya demin saatlerce dinleyebilirim dedi şarkı söylerken. Ben de siz konuşurken saatlerce dinleyebilirim gerçekten. Doğru. Acizane. Güzel teşekkür ederim. Buna da katılıyorum. Çok lütufkarsın. Çok lütufkarsın. Ali abi sen neler söyleyeceksin? Vallahi ben performansı da çok beğendim. O yarışı çok fark edemedim yetişime falan şeyini tabii o kadar. Yok onu biz o biz kendimizden biz kendi okurken, aramızda Ali hallettik o işi. Böyle dalarız. Affınıza mağrurem, hanımefendi kraliçem onu söylüyor. Dalarsın, karşında güzeller vardır, yürürsün böyle biraz aşka gelirsin. O manada sahnede. Aferin. Ama o çok güzel. Böyle iki saniyelik, biliyorum, üç saniyelik biliyorum, bir şeydi. Biliyorum. Yani biz anlamayız gibi mi oldu? Hayır. Fark etmedik dediniz ya. Yani onu ben fark edemedim ama şimdi bir daha dikkat edeceğim yayında. Bakayım öyle bir kovalamaca var mı hakikaten? Yok. Nasıl üstadlar yetişti diyor işte. Peki. Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi buldum. Mükemmel buldum. Teşekkür ederim. Ahmet Bey ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Siz yeteneksizliğinize katıldıktan sonra anladığım kadarıyla evet. Genel hayatınızda da renkli bir değişim oldu öyle mi? Çok oldu. Zannediyorum. Ya ben şöyle anlamam sözünüzü keseceğim de. Lütfen. Sanki böyle çekmecede kendi hayatına çekilmiş, inzivaya çekilmiş bir insandınız siz. Hani bizim programa çıktıktan sonra tekrar dünyaya geri dönmüş gibi mi oldunuz? Dilin nur olsun, aynen. Dilin nur olsun. Bazı dostlarım, makam sahipleri var. İsimleri zikretmeyeyim, şimdi dinliyorlar beni. Şu kelime çıkmış o zaman. Yazık ki intihar eder Ahmet Bey demişler. Ben 5-6 senedir öyle oldum. Şurada 1,5 senedir. Kendime geldim, karşınızdayım. Öyle. Tekrar yaşama sarıldım. Ne mevzu kadar güzel. Bu. Ne olur güzel. Deşme de beni ağlatma burada. deşme beni. Bilemiyorum. Acizane. Bundan böyle ülkemin insanlarına, güzel insanlarına sesimi dinletebilirsem ne mutlu bana. Yurt dışında olan vatandaşlarıma da duyurabilirsem, sevindirebilirsem onları. Turne var galiba. Hayır şimdi geliyor bazı şeyler ama bilemem. İnşallah. Şimdi acizane. Akşam yine önüme kağıtlar koydular. Zaten haliniz mukavele istemişsiniz efendim. Ben de imza attım. Ben ne zamana kadar dedim? Yarışma bitene kadar dediler. Onun için bekliyorum. Terbiyedir. Başka bir şey yok. Acu. İmza mı attırdın? Sen... Yalnız bir müjde vereyim. Anlamam. Zatenize bir müjde vereyim. Şimdi Ahmet Bey şöyle. Bizim yarışmacılarımızın başka televizyonlarda çıkıp bir şekilde finaldeki oylamayı etkilememeleri için... Ben şimdi rakibi olarak şeyler söyledim. Evet. Biz yani... terbiyemizde bekliyoruz efendim. Anlaşma var mı dediniz ya. Hayır ben şimdi çok kısaca bir açıklama yapayım. Şimdi siz bir şey dediniz ama belki yanlış anlayamadım. Evet. Şimdi yarışmacılarımızın başka kanallarda çıkıp finalle ilgili birbiri arasında avantaj sağlamalarını istemediğimiz tabii ki, için tabii ki. Bana herhangi geldi, bir yarışmacımızın başka evet. kanalda çıkmasını istemiyoruz. Evet. O anlaşma onunla ilgilidir. Tabii, anladım. Evet. Öyle ama yüzden... dışarıda herhangi bir iş için değil herhalde. Yani ha? Şimdiye kadar öyle bir talimde herhangi bir şekilde birisi bir yere çıkacak da ben onunla ilgileneceğim gibi bir durum olmadı. Tabii. O yüzden... Tabii. Beklemenize gerek yok yani. Siz işiniz varsa yapın demek istiyoruz. Ya siz akşam bir yere çıkacaksanız buyurun çıkın. Bizde alakası yok. O kağıtta öyle bir şey yazmıyordur yani. Ha olsun. Bittikten sonra. Sürprizimiz şu. Biz jüri olarak elemeyi yaparken sevgili seyirciler, finale gidenleri seçerken bir gruba kafayı taktık. Bu grup da bir baba ve iki oğuldan oluşuyordu. Kol bastısı varsa Karadeniz yöresinde bizim de ayak bastığımız var şeklinde bir espriyle geldiler. Ve o dönemde söyledikleri şarkıyla bütün salonu inlettiler.
Ben de dün onlardan rica ettim. Finalde bizim misafirimiz olur musunuz diye. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Şimdi gerçekten eleme turunda bütün salonu yerinden oynatan ve çok iyi gören ama bizim finale, daha doğrusu yarı finale taşıyamadığımız bu sempatik üçlüyü alkışlarınızla çağırıyoruz. Evet. Ayak bastı grubu geliyor.
gerçekten. Gönülden teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ali Olgun, Aydın Didim'den geldim. Ali Bey, bir kere 1-0 galip başlıyorsunuz. Salon yanınızda. Ne iş yapıyoruz? Bahçıvanım. Bahçıvanım. Sebze meyve. Sebze meyve. Peki. Bir sandalye var yanınızda. Ellerimde de yaprak var. İşte zaten şu andaki soru işareti de şu. Siz ne yapacaksınız da bizi etkileyeceksiniz? Yetiştirdiği meyvelerin yaprağından müzik yapıyorum. Yani bir kere hakikaten yeni bir şey görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Hani şimdi hiç görmedik. Ama inşallah sonucu da iyi olur. İnşallah. Etkileyici bir performans olur diyerek sözü size bırakıyorum. Sağ olun. Mevsim dolayısıyla yapraklar kalan olduğu için iyi ötmüyor. Badem yaprağı, şeftali yaprağı güzel ötüyor da. Bir şey sormak istiyorum size. Bütün yapraklardan aynı ses mi çıkıyor? Evet. Yaprakları değiştirme gereği nereden duyuyorsunuz? O zaman gerek yırtılıyor, yok ki. Yırtılıyor. Ama yırtıldığı için mi değişiyorsunuz? Hayır. Özelliğini kaybediyor. Titreşimli şey yapıyor. O defne yaprağı mı onlar? Bunlar portakal yaprağı. Portakal. Meyvelerini yedim onun portakalını. Ben seni denemek için sordum. Bakayım biliyor musun? Ben görüyorum onun portakal olduğunu ben. Peki Ali Bey, bu yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Efendim? Bana mı diyorsun? Bunu babamdan öğrendim ben. Babadan bahçıvan. Evet. O da mı böyle çalıyor muydu? Evet. O nasıl keşfetmiş acaba, söyledi mi? Dedesinden öğrenmiş. Geçmeden. Söyleyeyim mi? O yaprakla ben de yapabiliyorum bunu. Ondan ilk önce sizi ayırdım. Gerçekten. Ben çocukken... Yani böyle bir melodi çıkartamam ama... Bir dakika canım, senin en güzel, en güzel hangisini tercih edersin? Ay canım benim, bir dakika.
Bakayım bunlar çok sertmiş ya. Ben çimen yaprağıyla yapıyorum. Ya çimenle yapıyordum. Evet. Bir dakika ya. Bir dakika. Vallahi yapıyordum. Ama bu çok kalın geldi. Yaprak... yani... Çimen yaprağıyla yapıyordum da amcacığım. Vallahi yapıyordum. Bir dakika bölüyorum. İnceltmeye çalışıyorum. Rezil oldum. Rezalet. Ali abi bölünce... Bir dakika. İnceldiğini zannediyor. Ya bir dakika ya. Bir dakika. Bu en azından biraz... Hani uydurmadığımı ortaya çıkart da bu bana göre değil. Bana şey getirin yapayım. Çimen yaprağı. Rezil oldum. Özür dilerim ama ben o incecik yaprakla her türlü müziği çalabilirdim. Ha, ama o zaten çalamamasının sebebi olarak bunu söylemişti. On parmağımda ıslık çalıyorum ama. Hülya'cığım sahneye alsak seni. Hülya'ya da dedesinden geçme bu biliyorsun. Tamam siz konuşun. Tamam benim. Oynamaya geçelim. Oynamaya geçelim. Ali abi sen de başla. Ben hayır diyorum. Hayır diyorum. Ayağınıza sağlık, zahmet ettiniz. Ben de hayır diyorum. Sizi uğurluyoruz. Başarılı. Size başvurmak nereden aklınıza geldi? Ben yıllardan beri bu ilginç çalışmalar yapıyorum. Bu ilginçliği burada göstermemde büyük yarar olduğunu gördüm. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Laboratuvardan mı geliyorsunuz? Laboratuvar... Bir profesör havası gördüm sizde. Emekli biyoloji kimya öğretmeniyim. Heh. Gaziantep'ten katılıyorum. Bravo. Değişik türde bir gösteri yapmayı planladım. Saygılar. Yani, hocam abartısız söylüyorum. Şu anda salondaki herkes sizin ne yapacağınızı merak ediyordur. Evet. Evet. Yani. İsminizi de bağışlar mısınız lütfen? Hulusi Özbilgin. Bir bilginlik var yani. Hocam buyurun sizi bekliyoruz. Farmakoloji, dermatoloji, hematoloji, psikoloji, sosyoloji, seksoloji, pedagoji, demagoji, dentoloji, radyoloji, kardiyoloji, kriminoloji, biyoloji, zooloji, kozmoloji, fizyoloji, sismoloji, morfoloji, seroloji, nöroloji, üroloji, astroloji, gastroloji, oftalmatoloji, jeoloji, hidroloji, jinekoloji, mineraloji, meteoroloji, mikrobiyoloji, argoloji, arkoloji, onkoloji, bakteriyoloji, paleontoloji, patoloji, filoloji, sinoloji, hindoloji, fitoloji, mitoloji, sitoloji, histoloji, kronoloji, immunoloji, terminoloji, klimatoloji, dramatoloji, sedimentoloji, embriyoloji, ekoloji, endokrinoloji, epidemiyoloji, ostoloji, osmoloji, ornitoloji, oryantoloji, çocukoloji, kırıkçıkıkoloji, nesteroloji, televoloji, sporoloji, antioksidanoloji, dinoloji, cinoloji, hinoloji, topoloji, popoloji, çokoloji, lahmacunoloji, baklavaloji, yuvarlamaloji, çiğ köftezoloji ve cahatlakloji, hababamaloji. Hababamaloji, debabamaloji, atomiyoloji, yaşasın Türkoloji! Atom dedin bir küçük uşak,
Beline bağlamış elektron kuşak, radyoaktif olanına nasıl yaklaşak? Alfa atar beta atar gamma atar şaşı bakar alfa atar beta atar gamma atar şaşı bakar Adenin iletimin güvenedin sitozin hocanız izin verdi oynayın meydan sizin homologda hetero homologda hetero bugünlük de bu kadar beni tanımanıza yeter o Hocam çocuklar bugün derse girmemişti. İyi oldu vallahi yani çok onlar için de iyi oldu. Sizin gibi öğretmenlerimizle buluşsaydım ben üniversiteyi bitirirdim vallahi. Yalnız ben lise bilgilerini daha ortaokul seviyesindeki çocuklara hatta ilkokul 4. sınıflara çocuklara öğretmeyi başardım ve şaşırdım kaldım. Çünkü Çocuklar siz Hulusi Hoca gibi hoca ister misiniz? Ali abi. Hiç müfettiş geldi mi sizin okulunuza? Evli miyiz hocam? Evliyim tabii. İki kızım var, onları geldirdim hanımla. Emekliliğin tadını çıkarıyorsunuz. Vallahi herkes diyor ki emekliliğin tadını çıkaramıyorum. Şu iş yapmıyor, bu iş yapmıyor. Ben her an her gün 5 saat çalışıyorum en az ve çok mutluyum. İsterseniz oynamaya geçelim. Ali abi. Ben hayır diyorum. Haddimize düşmez ama hayır hocam. Hayır mı? Hocam ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Ben de hayır diyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Mehmet Özdemir. Mehmet Bey nereden geliyorsunuz? Alanya'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Karabük Demirçelik emeklisiyim. Aslında Safranboluyum. Emekliyim. Alanya'da çalışıyorum hala. Çalışıyorsunuz. Evet. Ben elinizde bir küp gördüm. Bu küple gözü kapalı şov yapacağım. Gözüm kapalı. Göz kapalı mı? Gözüm kapalı evet. Ondan sonra burada sayısal şov yapmam için zarflarım var, kağıdım var. Ne şov? Sayısal şov yapacağım. Sayısal matematiksel. Anladım. Bulmacalar var. Çeşitli kendi ürettiklerim falan. Ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz orada? Sahnede. 4 dakika. 4 dakika. Çok güzel. Evet, sizin. Estağfurullah ya. Yani 5-6 dakikada yaparız da. Şimdi görmeden küpü mü yapacaksınız? Küpü yapacağım. Görmeden nasıl oluyor? Şimdi bu görmeden şöyle oluyor. Kendim belirli bir sisteme göre karıştırdığım için oluyor. Başkası karıştırdığım zaman görerek yapıyorum. Başkasının karıştırdığını görmeden yapıyorum diye bir iddiam yok. Yani doğru söylemek gerekir. Hayır doğru söylediniz ama keşke söylemeseydiniz. Ama o zaman Acun Bey yalancı durma süreceğim. Hayır yalancıktan değil de şimdi işin meğerse siz aslında bir şey yapmıyor musunuz? Sizin değerlendirmenizi bilemem. Nasıl bir şey yapmıyorsunuz? Ama 76... Ya, görmeden bak, ne olursa olsun. Şu var. Özür dilerim. Kaç hareket yapacaksınız? Şimdi şimdi şunu bir sayarsanız hamle. Evet, evet. 76 hamle yapacağım görmeden. Tamam siz 76 hamleyi ezberlemiş oldunuz. Ezbere evet. Yapmasanız da şu anda ben anladım. 240 hamleyi de yapabilirim. Ben boşsam kaç dakikada yaparsınız? Siz boşsanız 1,5 dakikanın altında yaparım. 1 dakikanın altında. Tamamını? Tamamını evet.
Bir dakikanın altına yaparım. Tamam, atın bana. Ben bunu bozacağım, siz bir dakikada mı yapacaksınız? Bir veya bir buçuk demiştim. Bir buçuk dakikada bunu yapacaksınız? Evet. Şimdi küplerin yani dört köşe olmadan dönmüyor. Elimden düzeltmek zorunda kalıyorum. Orijinal yarışma yapılan küplerden değil. Onu demek kabul istiyorum. Kabul ediyorum, tamam, şimdi bozayım mı? Öbür arkadaşın yaptığı böyle vurduğu zaman dönüyordu farkındaysanız. Pıtır pıtır dönüyordu. Bu dönmüyor. Tamam, bunu bozacağım, tamam mı? Karıştırın, bozun. Bozuyorum diyorsun, aynı yerde duruyor. Biz daha bozamıyor muyuz? Devam. Yok abi, bırak abi. Hayır ya, sen bakma, o mavilerin bir tanesini denk getirmek... Parmağını çıkaracaksın, yavaş. Yeter Acun. Tamam. Oturur. Gel İsmail. Evet. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Hazırım. Bir, iki, üç, başla. Dönmüyor işte, dönse hızlı hızlı. Tamam, ben size iki dakika da veririm ya. Teşekkür ederim. Hayatım ya, şunu bir kere denememişim. Ben denedim ve yaptım. Ama yarım günümü aldı. Yani iyi gidiyor akşamıydı bu. Bitiriyor, az kaldı. Daha bir dakika olmadı. Stres var mı? Biraz heyecan var. O kadar olur. Bende de var. Şimdi azaldı, az kaldı. 9, 10... 11, 12, 13. On altı raket kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Süper. Tamam. Bir dakika 28 saniye. Bir tane zarf seçin önce. Zarf. Kübra, zarf seç. Kübra seç. Beş rakamlı bir rakam söyleyebilir misin? Beş haneli mi? Evet, beş haneli. Mavi zarf şurada dursun. 44, 110. 40, 4, 110. 110. 55.889. Acun Bey, siz söyleyin bir 5 rakam. Söyleyeyim. 37.685. 37.685. Evet. 62.314. Ali Bey, sıra size geldi. 42.687. 42.687. Bunun toplanmışı bu zarfın içinde. Ne bu? 457.896. 457.896. Buranın evet. Toplamı mı? Evet. Pardon, iki sıra daha yazacaktım. Özür dilerim. Şu zarfın toplamı. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi yanlış, ben yanlış sevmiyorum. Konuşmayı da, yapmayı da. Bir dakika, bir dakika. Heyecanlıyım. Ay, mavi zarfı ne yapacağız? İki sırada, iki sıra daha yazarsak bu zarfı bulacaktık. Tamam da mavi zarftan devam edelim. Bir sıra daha söyleyelim. Tamam, iki sıra daha söyleyin. Mavi, siz sarı zarfı bırakın beyefendi. Tamam. Bir tane daha mı söyleyelim? Evet, iki sıra. Bir tane söyleyeceksin. 33.111. 33.111.
toplamı 457.896. Mehmet Bey zor deplasmana geldi ya, Trabzon deplasmana. Yanlış mı? Yanlış. Toplayalım mı? Evet. 9, 14, 18, 25, 26. 9, 14, 18, 25, 20. Pardon. Olabilir yani. Her şeyde başarılı olacağız diye bir şey yok. Ben şu küpü gözü kapalı yapayım. Kusuruma bakmayın, biraz heyecanlıyım. Konuşmam yanlış olursa özür diliyorum. Estağfurullah. Bir dakika. Daha bitmedi. Bu ortada bir tane bayrak var. Yanı başında, etrafında bayraklar var. 8 tane. 8 tanesi başka yere bakıyor. Başka yöne. O başka yöne. Şovumun devamı, onu da düzeltiyorum gözüm kapalı. Şöyle şu tarafa bakıyorum ki buradan gözüküyor havası olmasın diye. Hem bayraklar düzgün, hem Kürt düzgün. Oylama Şemal abi. Ben hayır diyorum. Mehmet Bey, ben ikinci bir şansa sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mustafa Döner. 65 yaşındayım, emekliyim. Yarı finalde, yani iddialıyım. Akrobasi dengedir. Denge de bizim işimizdir. Mustafa Bey, hoş geldiniz ikiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 65 yaşındasınız. Evet, 65 yaşındayım. Maşallahınız var. Sağ ol, teşekkür ederim. Kimse yapamaz büyük ihtimalle sizin yaptıklarınız. Gerçekten çok zor bir şey. Maşallah gerçekten tekrar dediğim gibi. Bugün daha mı zorlaştınız? Herhalde ki daha evvelki yapmış olduğum gösterilerden biraz daha zorlu olan bir hareket yapacağım. İnşallah halkımızın beğenisine sunacağız. Takdirler onların. Hoş geldiniz Kocaeli. Mustafa Bey. Evet. Müslüm Bey'in amcasısınız. Evet, amcasıyım. Geçen sefer bütün Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdiniz. Düşecek misiniz, düşmeyecek misiniz diye çok panik oldu herkes. İnşallah bu sefer düşme tehlikem yok. Çünkü masamız süper.
Her şeyi dört dörtlük yaptırdım bu sefer. Ve benim öğrendiğim bilgilere göre provada tam 4 kere düşmüşsünüz. O gün yayında düşmemişsiniz. O yayının heyecanı konsantrasyon muydu? Bilmiyorum artık. Onu artık yani o heyecan herhalde ki yılların vermiş olduğu bir heyecandı o bana. Bir kere 65 yaşında yine fizik olarak son derece güçlü. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda da hayat dolu bir insansınız. Sağ ol. O yüzden sizin bir örnek olduğunuzu düşünüyorum birçok vatandaşımıza. Yani sizin yaşınızda sizin gibi olmak isteyen çok insan vardır. Bana göre bir alkışı şimdiden hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey, bu akşam ne yapacaksınız? İki tane değişik gösterim var. Evet. İnşallah onda başarılı olmaya çalışacağım. Yine mi %50-50? Daha tehlikelisi. Daha tehlikelisi bu. İnşallah yani bunda başarılı olmaya çalışacağım. Tamam. Ne yapacağınızı söylemeyin, isterseniz seyredelim. Tabii, oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şu anda beni televizyonlar başında seyretmiş olan bütün sevdik ve sevdiklerime sonsuz sevgi saygılarımı sunuyorum.
Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ben şimdi şöyle değerlendiriyorum. Biz bazen minikler buraya geliyor, bir gösteri yapıyor. Ve onları o şartlarda değerlendirip takdir ediyoruz. Şu anda yaptığınız fiziksel gösteri de bence 65 yaşına göre tek kelimeyle muazzam. O yüzden çok çok güzel diye düşünüyorum. Akrobasi dengedir. Denge bizim işimizdir. Bugün gösteriler yapacağım. Hı hı. Yani kendi yeteneklerimle ilgili. Ne, fiziksel oyunlar. Nedir? Fiziksel oyunlar üzerine. Fiziksel oyunlar derken açabilir miyiz? Yani biraz? Denge üzerine yapacağım. Denge bu üzerine. Bölümde, evet. Siz mi dengede duracaksınız böyle bir yerde falan? O tarz ellerim. Bir şey. Ellerinizle. Evet. Peki ilginç bir gösteri olacak. İlginç bir gösteri olacak. Peki biz de sizi merakla izleyelim o zaman. İnşallah 3 evet getiririm size. İnşallah bekliyorum. Teşekkürler. Tamam. Rica ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Muğla Fethiye'den katılıyorum. Muğla Fethiye. Evet. O tarafta da seçmemiz vardı ama yetişemediniz herhalde. Biraz geç müracaat etmişim. Geç olsun ama güç olmasın. Teşekkürler. İsim var mı isim? İsim Cengiz Kolak. Cengiz Bey. Evet. Cengiz Bey ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Yani sınıf öğretmeniydim. Ne yapacaksınız bu akşam? Şimdi ben fiziksel oyunlar yapacağım. Yani kendi ürettiğim. Deney mi? Evet deneyler diyelim. Patlayıcı bir şey yok değil mi? Herhalde patlamaz. Hababam sınıfı olmuyor mu? Siz bir şey mi icat edeceksiniz? Evet. Etmiştim. Bakalım bunu benim yaptığım icatlar başka birileri yapabilecek mi? Onu aramak istiyorum. İlk defa mı göreceğiz? Evet. Yani hiç şimdiye kadar yapan çıkmadı. Siz nasıl keşfettiniz? Merakımdan. Merakınızdan. Evet. Biz de meraklıyız şu anda. Oldu. Buyurun sizi bekliyoruz. Peki. Şimdi birinci oyunumda bir tane çiv var dikili. Yani bu herhangi bir yere dikebiliriz. Sorum şu. 6 tane çiv veriyorum. Bu 6 tane çiviyi bu çivin üzerinde durduracağız. Yani bir yapıştırmadan değil mi? Yok, yapıştırmadan. Çivileri birbirine bağlamayacağız yani. Evet. Hocam zaten bu hiçbirimiz yapamayız değil mi biz? Vallahi güvene varsa gelsin diyorum. Bu kim yapabilir ki yani? Zaten kimse yapamaz yani. Evet. Bilmem salonda var mı yapabilir? Yapabilirim diyen var mı? Efendim? Batırabiliyor muyuz diye soruyor. Hayır, batırmıyoruz. Batırmıyoruz. Yapabilirim diyen var mı? Arkadaşımız varmış, geç. Buyurun. Limonda mıknatıs var mı diye soruyorlar. Limonda bir sorun yok. Herhangi başka bir şey de yapabilirim. Çiviyi çakmak kolay olduğu için bu şekilde yaptım. İsim ne senin? Yakup. Masanın üstünde olacak. Olmaz bu şekilde. Yakup. Sen ne düşündüğüne geldin buraya? Buna benzer kürdan ve çatalla yapılan bir denge oyunu var da ona benzeterekten geldim. Hani ona bir şey görüyorum evet, şu anda. İkinci oyunda onu yapacağım. Ha, onu yapacaksınız sanırım. Ben ona bağlantı olarak geldim de yapamadım. Teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz. Yapabilir miyim? Yapın hocam. Daha yakından gösterebilirim. Bunu
bunu niye icat ettiniz? Yani nereden geldi aklınıza? Biraz bu işlere merakım vardır. Yani bütün fizik oyunlarına. Anladım. 15 tane oyunum var yani buna benzer. Peki ikinci oyuna geçelim. Evet. Şimdi de kaşık ve çatalımızı evet. Kibrit çöpünün üzerinde durduruyoruz. Tabii bardağın üzerinde konacak şekilde. Şunu şey yapayım. Kaşık ve çatal hiçbir zaman bardağa dokunmuyor. Yani üzerine değmiyor bardağa. Ben kibriti yakıyorum. Yani düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa tabii. Evet, yandı. Kibritim söndü. Yani %90 yaktığım zaman düşmüyor. Bazı bir aksilikler oluyor. Düşebiliyor tabii. Enteresan. Şimdi diyor. Şimdi bu parayı hiçbir yerine dokunmadan yani bardak olsun, para olsun filan bu parayı bardağın içine düşüreceğiz. Dokunmak yok. Peki dokunmadan derken üfleyebiliyor muyuz? Evet, Hülya Hanım'dan işaret aldım, üflüyoruz ama neresinden? Tek şey o galiba. Alttan. Doğru yerden mi üfledim? Yani doğru yeri mi evet. Keşfettim? Evet, güzel. Alttan üflediğin zaman? Tabii. Göstereyim mi? Tamam, gösterelim. Bu alkışları Hülya Hanım için yapın. O bildi çünkü. Peki. Var mı aşağı? Bir tane daha göstereyim isterseniz. Tamam. Şimdi bu limon. Burada da balonumuz var. Bu balonu ben şişireceğim şimdi. O da üfleyerek. Onu çalkalayarak. Onu ben çalkalıyorum. Yeter mi? Şimdi ben bunu bir büyü yapacağım. Ve şey olacak. Evet, balonu şişmeye başlıyor. Yani bir müddet. Yine Ali'nin dediği gibi çalkalayarak oldu bu iş. Hayır, sırrı var. Anladım da yani o onun asidiyle, limonun asidiyle çalkaladığınız zaman şişti işte. Ne asit mi ne uydurdun mu? Bu sefer kaybettiniz. Önünüzde çalkaladım, şişmedi. Bir sırrı var. Ama hemen şişmiyor, yavaş yavaş şişiyor. Hayır değil, işte bir sırrı var. Açıklamama gerek var mı? Limonun içinde başka bir şey yoksa? Var. Ha, evet. Bir şey var yani o zaman. Karbonat. Karbonat vardı. Ben bunu gizlemek için, bu biraz sihirbazlığa geçti ama balonun içine kattım. Dikkat ettiyseniz hızlıca içine döktüm. Dikkat etmedik ama. Evet. Yani bunun sırrı buydu. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Yani sırrını öğrendiniz, ben bu gösteriyi bir daha bir yerde yapamam tabii. Var mı hocam başka? Ali Bey isterse devam edeceğim. Bir tane daha, benim için bir tane daha. Ben merak ettim. Top iğneyi suyun üzerinde yüzdürmek istiyorum. Tamam. Acaba top iğne suyun üzerinde yüzer mi? Yüzer. Yüzmez. Buyurun, sizi bekliyorum yüzdürmek için. Hayır. Ama bu Arşimet kanunu değil mi? Zaten herkes biliyor. Zaten bana da Arşimet diyorlar. Size Arşimet mi evet, diyorlar? Evet, öyle diyorlar. Yani gizledim lakabım ama duymuş oldu beni. Ben de bu programda ilk defa Arşimet'e hayır demiş olacağım. Hayır. Tarihe geçeceğim. Hayırı bekleyelim zaten. Ali abi, zamanında senin gibiler yüzünden zaten. Arşimet çıkamamış ortaya. Ali Bey'e korkumdan bu zamana kaldım. Estağfurullah. Kazanamam diye. Yine de cesaret ettim, geldim. Tamam. Şimdi elimde bir top iğne var.
Bu top yine bu suyun üzerinde yüzdürmek istiyorum. Ataştan da yapılabilir. Tamam. Ama ben top yine elderim. Bu daha zor tabii. Tamam. Şimdi elde bir kağıt görürsem ama bu kağıdı biraz sonra alacağım ben. Tamam. Kübra gelsene Kübra. Bir gelse anlat ne oluyor. O şey mi? Evet, toplu iğneyi suyun üzerine yüzdürecek. Toplu iğneyi suyun evet. Üstüne yüzdürüyor. Kübra Hanım şahidimdir. Ne oldu? Toplu iğneyi suyun üstüne yüzdürüyor şu anda. Şu anda yüzüyor mu? Evet. Kameranı izleyebilirsiniz. Üste gidiyor. Yüzüyor. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Nasıl yüzüyor hocam? Onu bir anlatın bize. Şimdi şöyle açıklayayım ben. Gemiler demirden yapılmıştır. Demir atsanız batar. Fakat içi çukur olunca... Anladım, tamam. Silindirik değil mi toplu iğne? Ondan hayır, dolayı değil mi? Ben çözdüm. Hayır, toplu iğne düz olmaz. Hayır, başta evet Ali abin dediği gibi. Silindirik olduğu için onu yavaşça başta, koymakla evet. Yaptınız değil şimdi, mi bunu? Evet. Hülya Hanım. Ben de diyorum ki mesela denge kuralları tamam. Evet. Zaten suyun kaldırma gücünü biliyoruz. Evet. Hani siz başka bir şey keşfettiniz gibi geldi bana. Peki oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ah. Toplu iğne hala yüzüyor mu orada? Yüzüyor. Gelip bakabilirsiniz. Peki ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben bir kere... Evet. Hocam şöyle düşünüyorum. Ortada bir yetenek var mı? Bence %100 var. Evet. Yani siz üst üste bilmeceleri kendiniz bulmanız bunları. Kendimi icat ettim. Tamam, bu size bir yetenektir. Yani burada... salona sorduk, yapan çıkmadı. Tamam, evet. Bütün salonda burada 1200 tane üniversite öğrencisi, değerli üniversite öğrencisi bunu çözemiyorsa, siz yapıyorsanız bence halkın huzuruna sunulmanız lazım. Ben evet diyorum. Teşekkürler. İki evet de olmanız gibi. Tamam, yeter dakika. Hallettim.
Hasan. Hasan Yavuz. Evet. Ne iş yapıyorsunuz ha? Ben efendim Malilli emekliyim belediyeden. Salili, Manisa Salilli Belediyesi'nden. Peki bizim programı gördük, beğendik. Evet, beğendim hocam. Katılmak istedik. Evet hocam. Evli miyiz? Evliyim hocam. Çoluğum çocuğum yok. Bir eşim var, bir kendimim. Gerçekten de yani normalde ıslık çalınır filan. Ben hayatımda şarkıları, türküleri, çok önemli türküleri çaldı abi. Ve kusursuz bir enstrüman gibi kullanıyor parmağını. Yani ve bu kadar insanı sadece ıslık çalarak eğlendirmek bence büyük bir yetenektir yani. Hasan amca. Efendim. Çok sevimlisiniz. Evet. Çok... evet hocam. Ay canım benim. Ya esasen yani evet ıslık çalabilmek de bir meziyet ayrıca ama yani tabii bir şey çok fazla da bir şey yoktu. Fakat Hasan amca çok sempatik. Abi serçe parmağıyla, yani. Serçe parmakla zahidem çaldı ya. Evet çaldı. Peki serçe... Özgür'e soralım. Yani, Özgür'e tutmayacakla Özgür gelir. Özgün nasıl buldun? Estağfurullah ya. Evet. Hasan abicim, ay, buraya kadar geldin, zahmet ettin. Hakikaten salonu çok eğlendirdin. Enerjin çok güzel, kendin çok güzelsin. Gençler böyle coşup coşup oynayıverir tencere kapağını gari. Sen onlara bağma. Onların bir oynayası, coşası var, o ayrı. Yani ne diyeyim, çok şekersin, çok tatlısın. Ayaklarına sağlık, şenlendirdin salonumuzu. Peki. O zaman oylamaya geçelim. Özgü? Hayır diyorum. Peki bir tur geçsek ne yapacağız ikinci tur? Ya hocam zaten bu müziği her bir adam çalamaz. Ay elleriyle hakikaten müzik yapmak... Bir şey söyleyeceğim. Bence büyük bir... Normal bir... Ben şimdi yarışmanın içinde mi dışında mı düşünüyordum. Seyirci İlerleyemez içeri bu. Aldı. Onlar bizim canımız. Hasan abi diğer turlara bir şey kalmayacak. O yüzden tamam. Biraz tut. Diğer turlar da var. Eser sen devam edin. Ben evet diyorum. Yani ben de tabii ki... demiş oldular. Evet diyorum. Kim böyle? Tüm hocalarıma teşekkür ederim. Tüm seyircilerin hepsinin gözlerinden öperim efendim. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyoruz.